Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel pazar gününde ne yapalım? Adana kebap yapalım dedim. Şimdi burası Adapazarı. Burada iyi Adana kebap yok. Adana'da değiliz. Ne yapacağız? Gittik. Kendimiz bir şeyler yapmak için kasaba uğradık. Nefsimizi öyle kör atacağız. Yani şimdi Adanalı arkadaşlar alınmasın. Onlar gibi yapamayız. Ama elimizden geleni yapacağız. Kurallara uyacağız. Ben de ne yaptım? Gittim 1 kilo 200 gram kuzu kıyması aldım. Arkadaşlar bunun içinde aşağı yukarı 200 gramı yağ çektirdim. Yani kasaba dedim ki ben Adana yapacağım. Usta bana ona göre et ver. Tek çekim yaptı. Yağı, eti. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bir şekil yapacağız. Şimdi bunun tuzu şu gördüğünüz ufak tatlı kaşığından 2 tane atıyorum. 1 kilo 200 gram. Ustalardan gördüğüm kadarıyla pul biberini ıslatıyorlar böyle. Hamur haline geliyor. Sadece pul biberi atıyorum. Başka hiçbir şey atmıyorum arkadaşlar. Herkes değişik yapıyor. Baktım soğanlı yapan var. İçine maydanoz koyan var. Her şeyi koyan var. Domates koyan bile gördüm. Ben sadece bir senesi Adana'da yediğim vakit, yani Adana'ya gitmiştim, yemiştim. Ustanın dediği bir laf. Sadece Adana'ya tuz ve acı biber konur. Başka bir şey konmaz demişti. Ve yediğim Adana kebap da müthişti. Ben de o yönden yapıyorum. Daha değişik olabilir. Daha değişik ustalar, daha büyük değişik tarifler yapabilirler. Siz yorumlara yazabilirsiniz. Ben de onları değerlendiririm arkadaşlar. Şimdiden güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum ve kanalıma abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi bunu bir güzel yoğuracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karıştırma işlemimiz bitti. Yoğurma işlemimiz. Biberlerim de pörselendi. Soğanını hazırladım. Arkadaşlar bu Adana kebapta bence olmazsa olmaz sumaklı soğan. Bu beyaz soğan, Adapazarı'nın tatlı beyaz soğanı çok güzel oluyor. Biraz maydanoz hazırladım. Domateslerimi hazırladım. Lavaşlarım hazır. Şimdi evde yapmanın en pratik yolu arkadaşlar fırında göstereceğim size. Böyle bir tane borcam. Gördüğünüz bunlardan elime geçirdim. Şimdi hiç yapmadım ömrü hayatımda ama yapacağım. Arkadaşlar ilk defa yapıyorum. Yani etin soğuk olması gerektiğini duydum bir yerden. Etleri soğuktu. Ellerim dondu. Arkadaşlar ama hakikaten soğuk et gördüğünüz gibi daha güzel yapışıyor. Şimdi hiç kimse benim abone acemiliğime gülmesin arkadaşlar. Köfte yaparım. Çoğu yemeği çok güzel yaparım ama bunu ilk defa yapıyorum. Şöyle bakalım. Evet. Birazcık uğraştık. Ama sanki oldu gibi arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde. Ucunu biraz şey yaptık. Ucu biraz açıkta kalsın. Azıcık daha geriye çekelim. Şu şekilde böyle yerler çizeceğiz arkadaşlar. Bu çubuklardan 5 tane bulabildim ayaküstü. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Elinde 5 tane şiş vardı. Zaten biraz sorpilli yaptım. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunu alacağız. Fırınımızı açacağız. Evde böyle oluyor arkadaşlar. Mangalda yapmak başka. Mangal için bir gün mangal müsait olan yere gittiğimiz vakit yaparız. Şimdi ne yapıyoruz? 200 dereceye açıyoruz arkadaşlar. Fırınımızın sadece üst kızartma bölümünü şu şekilde açıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Kebaplarımız olmak üzere. Ne yapıyoruz? Bunları şöyle bir çeviriyoruz.
ve tekrar fırına veriyoruz. Yağ da bu arada aşağı damlıyor. Yağını da kullanabiliriz. Bunlar pişmek üzere. Ne yapıyoruz? Bir teflon tavaya alıyoruz. Şurada tandır ekmeklerimiz var. Tandır ekmeklerimizi şöyle teflon tavada ısıtıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi adanalarımız pişti. Şöyle bir alalım. Daha kızarmış isteyenler daha da kızarmış yapabilir. Bakalım. Evet. Ne yapıyoruz? Şöyle yağını alıyoruz. Of. Bizimki Adanalara göre pek baharatlı değil. Ama bizim nefsimizi köreltir. Of. Şimdi hemen bunun sunumunu yapalım. Şöyle. Yanına şöyle birazcık sumaklı soğan, 2 tane domates, 1 tane de şöyle kızarmış biber. Bir Adana gibi olmasa bile bir Adana'nın taklidi arkadaşlar, en azından bayağı bir nefsimizi köreltir. Tadına bakmak istiyorum. Bakalım mı sabah tadına? Ben bakayım. Sen dur. Şöyle arkadaşlar. Ben bunu dürüm olarak sevmiyorum da şöyle daha çok seviyorum. Yağlı ekmekten atıyorum. Gayet hoş. Birazcık sumaklı biber. %80 Adana. %100 değil ama gayet güzel oldu. Evde yapılır. Ve çok hesaplıya gelir. Hepinize afiyet olsun.